Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul ve LGS matematiğini öğrenmenin keyifli yolu Mehmet Hoca. Hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 6. sınıf matematik ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemini öğreneceğiz. Gerçekten arkadaşlar şimdi 6. sınıf matematik diyoruz ama buna 7. sınıfta, 8. sınıfta, lise hayatımızda hatta bundan sonraki öğrenim hayatımızda sürekli ondalık gösterimlerle çarpma ve bölme işlemi yapıyor olacağız. Biz burada sadece bunun taktiklerini değil, detaylarını ve mantığını öğretiyor olacağız arkadaşlar. Burada faydalanılan kaynak Günay Yayınları'nın 6. sınıf Bumerang Etkinlikli Matematik kitabı. Oradan da arkadaşlar yazarak takip edebilirsiniz. Hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi ondalık gösterimi verilen sayılarla çarpma işleminde virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Yani böyle virgül virgül e, hiç kafaya takmayın şu an. Tamam mı? Virgül yokmuş gibi normal bildiğiniz çarpma işlemini yapacaksınız. Hocam burada virgüller alt alta mı gelecek, üst üste mi gelecek? Arkadaşlar o toplama çıkarma işlemindeydi. Çarpma işleminde virgüllerin alt alta gelmesi falan gerekmiyor. Ha siz yine getirirseniz getirin. O çok problem değil. Yani gelmesi gelmemesi böyle küçük şeylere takılmayın burada. Burada zaten virgül yokmuş gibi çarpım yapıyoruz. Ama sonunda ne yapıyoruz? Virgülden sonraki basamak sayılarının toplamını buluyoruz. Virgülden sonra kaç basamak var? İşte 3 tane mi var? 5 tane mi var? 2 tane mi var? 1 tane mi var? Diyelim ki 2 tane vardı. O zaman çarpımda da virgülden sonra toplamda 2 tane rakam olmalı. Ama bak toplamda diyorum. Dikkat edin. Buna çok takılmayın şu an. Neden arkadaşlar? Zaten soruyu çözerken örnekler üzerinde bunun detayını, mantığını size anlatıyor olacağım. 5,13 ile 2,7'yi çarpacağız. Evet bunu çarparken hiç virgül yokmuş gibi çarpacağız. Şimdi hocam neden öyle yapıyorsunuz? Aslında bunun mantığı şu arkadaşlar. Biz burada 513 bölü 100 ile 27 bölü 10'u çarpıyoruz. Böyle olduğunda da aslında 5 sonuçta 27'yi çarparız. Sonucu buraya yazarız. 100 ile 10'u çarparız. Sonucu paydaya yazarız. Bu sayede aslında Virgülden sonra payda 1000 olduğu için virgülden sonra 3 rakam olduğunu anlarız. E burada da bakın toplamda virgülden sonra 1, 2, 3 tane rakam var. Yani bu çarpımın sonucunda da virgülden sonra 3 tane rakam olması gerekiyor. O buradan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim virgül yokmuş gibi çarpacağız dedik ya. Uzatmadan çarpalım. 7 kere 3, 21. Elde ne var? 2 var. Tut aklında. 7 kere 1, 7. 2 elde, 9. 7 kere 5, beş, 35. Beş. Tamam. 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. 2 kere 5, 10. Bunları topluyorum 1 9 6 daha 15 7 bir elde 8 3 1 virgülden sonra 3 rakam olacak dedik virgülün sağında bakın hop 3 tane rakam oldu gerçekten 5 ile 27'yi çarptığımızda arkadaşlar 13.851 oluyor ve aşağısı da 100 çarpı 10'dan 1000 oluyor biz burada da Bakın paydada 3 tane sıfır varsa virgülden sonra 3 tane rakam olacak deyip 13 virgül yazamadım ha. 13 virgül ne olarak yazıyoruz? 851 olarak yazıyoruz değerli arkadaşlar. Ee, yani burada olay aslında direkt şu örnekten e, ve şu e, kesir şeklinde yazımdan rahatlıkla arkadaşlar anlaşılabiliyor. Yani hiç bunları formülazasyon yapmanıza Söyleyemedim de ya formülle ezberlemenize falan gerek yok. Şimdi gelin bunları hadi pekiştirelim. 3,4 ile 1,5'i çarpacağız. Virgül yokmuş gibi çarpıyorum. 4 kere 5 20 elde var. 2,5 kere 3 15 2 elde 17. 34 ile 1'i çarparsam 34. Topla bunları bakalım. 0 7 4 daha 11. 3 1 daha 4 bir elde 5. 510. Peki virgülden sonra kaç rakam var? 2 rakam var toplamda. O zaman burada da 2 rakam olmalı. 5 virgül 10 olarak bulduk. Bunu bazen şıklarda şöyle de yazabilirler. Çünkü virgülün en sağındaki sıfırın önemi yok ya. 5 virgül 1 diye yazabilirler. Sakın ola orada. a virgülden sonra bir rakam var. Nasıl oluyor ya böyle? Arkadaşlar siz çarpımın sonucunu bulmadan şıklardan gitmeye sakın burada çalışmayın. Bulduktan sonra zaten ya ben bu sıfır atabilirim artık. 5,1 de olabilir. Tamam. Buraya geldim. Bakın 6 kere 3 18 elde 1 var. 6 kere 5 30 bir elde, 31 elde, 31'in bir elde var. 3 6 kere 4 24 3 elde. 27. Bakın virgülden sonra 2 rakam olduğu için toplamda burada da 2 rakam olmalı. 27,18 olarak cevabı buldum ve geçtim arkadaşlar. Şimdi geldik bölme işlemine. Bölme işleminde de virgüllerden kurtulacağız. Ya aslında arkadaşlar şimdi hani normalde zaten virgülü sayıları görünce böyle bir ön yargımız oluşabiliyor. Ya bunlar şimdi normal sayılarla zaten zor yapıyoruz falan gibi. Ön yargılarınızdan kurtulun. Yani burada zaten işi kolaylaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ondalık gösterimler kesre dönüştürülüp gerekli bölme işlemi yapılabilir. Yani bunu kesir gibi yazabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Yani burada 4,8 demek 48 bölü 10 demek. 48 bölü onu 16 bölü 100'e bölüyoruz aslında. O da 48 bölü 10'un aynen yazılacağını, 16 bölü 100'ün ters çevrilip çarpılacağını kesirlerde böyle yapmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Birinciyi aynen yazıyorduk, ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. O zaman ne oluyor? Bakın buradaki bir sıfır attım, buradaki bir sıfır attım. 16'da 16 bir kere, 48 de 16 üç kere, 3 çarpı 10'dan 30 oluyor. Ama her zaman böyle kesire çevirip yapmak bazen işimize gelmeyebilir. Yani bizi zorlayabilir. Onun yerine şu yöntemi de öğrenmeliyiz. Bakın 4,8'i biz kaça böleceğiz? 0, 16 böleceğiz. Virgül kaydırma olayı var arkadaşlar burada Aslında virgül kaydırma olayından kastettiğimiz şey şu. Hem payı hem paydayı virgülden kurtaracak şekilde aslında. Onla çarpıyoruz gibi düşünüyoruz. Ama biz bunu pratiklik olsun diye virgülü bak burada bir sağa kaydırıyorsan burada da bir sağa kaydırabilirsin. Burada bir sağa kaydırıyorsan burada kaydıramadığın için ne yapacaksın? Bu büyüdü o zaman bunu da büyüteceksin. Ne yapacaksın? Sıfır ekleyeceksin. O zaman ne oldu? 480 bölü 16 haline geldi. E 48'de 16 3 kere o zaman 480'de 16 30 keredir. Ha bu aşamada normal bölme de yapabilirsiniz. Mesela hocam ben göremiyorum ya orada 3 kere olduğunu. Hani siz böyle hemen sadeleştiriyorsunuz görüyorsunuz falan ya. Göremiyorsan hemen ne yapacaksın? Alacaksın 48 16'ya böleceksin. 6 kere 3 18. 3 kere 1 3 bir elde. Tamam hop bak oldu 3 kere. Orada da 0 olduğu için 30. Bu kadar. Olay bu arkadaşlar. Şunu şöyle de açıklamak istiyorum ben. 4,8 bölü 0,16'yı aslında biz ilk olarak neyle çarpıyoruz? 10'la çarpıyoruz diye düşünebiliriz. 10'la çarptığımızda arkadaşlar bakın bu bir sıfır gitti. Hani o 48 bölü 10 ya zaten o zaman o 48 bölü 10'un onun, şu 10 çarpımında virgül aslında bir sağa kaymış oldu. O zaman burada da bir sıfır attım virgül bir sağa kaydı. Ne hale geldi? 48 bölü 1,6 haline geldi. Bir daha 10 çarparsam arkadaşlar 480 bölü bakın burada bir sıfır gitti bir virgül sağa kaydı diye düşünebilirsiniz 16. O bir sıfır gitti bir virgül kaydı olayı şundan kaynaklanıyor. 1,6 ile 10'u çarpmak demek 16 bölü 10 onu çarpmak demek. Yani oradaki e, sıfırın gitmesiyle virgülün sağa kaydırılmasının olayını da aslında kesirlerden açıklıyoruz arkadaşlar. Yani aslında hiçbir şey ezbere değil. Her şeyin bir mantığı var arkadaşlar. Ama buraya bakarsanız tabii çok karışık gibi e, böyle hani baktık. Aa hocam bu ne ya bu kadar zor mu? Hayır. Sadece virgül kaydırarak şu işlemleri yaparak rahatlıkla arkadaşlar sonuca ulaşıyoruz. Gelin onu yapalım burada. Şimdi 0,8'i 0,1'e bölüyorum. Virgülü sağa kaydırdım. Burada yukarıda aşağıda da kaydırdım. 8 bölü 1'den sonuç 8 oldu. Virgülü sağa kaydırdım. Burada da sağa kaydırdım. 8 bölü 8'den sonuç 6 oldu. Virgülü sağa kaydırdım. Burada da sağa kaydırdım arkadaşlar. Fakat daha sonra yukarıda artık kaydıramıyorum. Ne yapıyorum? Buraya bir sıfır ekliyorum. Burada virgülü sağa kaydırıyorum. Buraya bir sıfır ekliyorum. Burada virgülü sağa kaydırıyorum. O zaman şu hale geldi. 1600 bölü 2 oldu. 16'yı 2'ye bölersek 8. 800 olarak bulmuş olduk. Hocam bunu kesirli yapabilir miyiz? Yaparız. 16 bölü 10'u aslında biz 2 bölü 1000'e bölüyoruz arkadaşlar. 16 bölü 10'u aynen yazıyorum. 2 bölü 1000'i ters çevirip çarpıyorum. 1000 bölü 2 oldu. Buradan arkadaşlar bakın aşağıdan bir sıfır yukarıdan bir sıfırı sildim. 2'de 2 bir kere 16'da 2 8 kere 8'de 100'ü çarptığımda 800. Aynı sonucu elde ettim. Ama tekrar ediyorum. Yani burada hem kesire çevir hem kesirle bölme işlemi yap. Dan ziyade böyle virgülleri kaydırıp ya o dengeyi sağlama sanatı. Yani aşağıda virgül kaydırdın yukarıda kaydıramıyorsun. Ne yapacaksın? Mecbur sıfır ekleyeceksin. Çünkü aşağıya onunla çarpıyorsan yukarıyı da onunla çarpıyorsun aslında. Mantık bu tamamen. Buraya geldiğimizde ise işte arkadaşlar virgülü bir sağa kaydırdım. Yukarıda da sağa kaydırdım. Aşağıda sağa kaydırdım. Yukarıda da sağa kaydırdım. Arkadaşlar e, yukarıda sağa kaydırdım. Aşağıda kaydıramadığım için buraya bir sıfır koydum. O zaman ne oldu? 2 bölü on oldu. Şimdi 2 bölü 10 dediğimiz sayıyı da arkadaşlar sadeleştirebiliriz. 1 bölü 5 diye yazabiliriz. Ha böyle yoksa ondalık gösterim şeklinde varsa 2 bölü 10 demek 0 virgül 2 demektir arkadaşlar. Yani bunun sonucu 1 bölü 5 de olabilir 2 bölü 10 da olabilir 0 virgül 2 de olabilir arkadaşlar. Böyle farklı yazım şekilleri var bunu da söylemek istiyorum. Şimdi temel problem. Betül Hanım marketten aldığı 1,5 kilogram peynire 36,75 lira vermiştir. Buna göre peynirin 1 kilogramı kaç liradır? Arkadaşlar şöyle düşünün. Ya hiç 1,5 kilo aldığınızı düşünmeyin. Siz 50 liraya 2 kilo peynir almışsınız diyelim. Şimdi o zaman bir kilosunu bulmak için 50'yi 2'ye bölmez misiniz? Bölersiniz 25 lira dersiniz değil mi? Burada da aynı mantık geçerli. Yani siz burada yani bu sadeleştirin arkadaşlar yani olayı. Daha böyle e, basit düşünün yani tamam mı? Basit düşünmek aslında böyle şey gibi algılanıyor ama kolay gibi algılanıyor ama aslında basit düşündüğünüzde olayları daha rahat çözebiliyorsunuz. Yani burada ya 50 lira olsa 2 kilo peynir 1 kilosu 52'ye böldüm 20. E o zaman burada da 36,75'i 1,5'e bölersem 1 kilogram fiyatını bulmuş olurum. Bunu yapmak için de arkadaşlar aşağıdan bir virgül sağa kaydırıyorum yukarıdan bir virgül sağa kaydırıyorum. Yukarıdan bir virgül sağa kaydırıyorum. Aşağıda kaydıramadığım için buraya bir sıfır ekliyorum. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 3675 bölü 150 oluyor. E ee, hocam burada ne yapacağız? Hadi burada da yapın. Arkadaşlar bakın burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Ama teferruatlı bir iş. Onun yerine alın normal bölün artık. Evet bunu da yapmayı biliyoruz aslında. Normal bölün ya. 367'nin içinde 152 kere var. 150 çarpı 2 300. Şurada 7 6 aşağıya indi. E 5 aşağı indirdim 675. 675'in içerisinde arkadaşlar 150 4 defa var. 4 çarpı 150 600. Burada 5 aşağı indi 7 aşağıya indi. Artık bakın 75'in içinde olmadığı için onda birler basamağına gidiyorum. Buraya bir virgül koyuyorum. Buraya bir sıfır koyuyorum. 750'nin içinde 155 kere olduğu için buradan da arkadaşlar 24,5 lira olarak buluyorum. Yani 24 lira 50 kuruştur diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu şekilde bölme yapmayı bilmemiz önemli. İlerleyen yıllar için de önemli. Bu yıl için de önemli. Durdurun kendiniz yapmaya çalışın mutlaka. Şimdi burada Burada 10, 100, 1000 ile e, kısa yoldan, kolay yoldan çarpma bölme işlemi var. Aslında biraz önce bundan bahsettim biraz mantığını. Yani mesela burada neden aslında bir sıfır silip virgül sağa kaydırıyoruz olayını tekrar bahsetmek istiyorum. Mesela biz burada 3,578 sayısını aslında 3578 bölü 1000 diye yazabiliyoruz. Çünkü bu ne demek? 3 tam. 1578 578. O zaman ben bunu binde 3578 diye böyle bileşik kesir halinde yazabilirim. Bunu da yüzle çarpıyorsam aslında olay şuna dönüyor. Yukarıdan x0 aşağıdan x sıfır sildim. 3578 bölü 10 oldu. O da ne demek arkadaşlar? 357,8 demek. Gerçekten de böyle arkadaşlar bakın bir sıfır atıyorum bir virgül sağa kaydırıyorum. Bir sıfır atıyorum bir virgül sağa kaydırıyorum. 357,8 oldu. Yani buradaki olay şu. 10, 100, 1000 çarpma varsa siz o sayıyı büyüttüğünüz için virgülü sağa doğru kaydırıyorsunuz aslında. Her sıfır için bir virgül sağa kaydırıyorsunuz. Şimdi bak burada bir, bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Daha fazla kaydıramayacağım için 35 ile 100'ü çarpabilirim zaten. 35 ile 100'ü çarptığımda da yanına iki sıfır eklerim. 3500 olarak burada sonucu bulmuş olurum. Bölme işlemine geldiğimizde ise arkadaşlar. Şimdi bakın normalde 7583 bölü 100'ü nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Alıyoruz Normalde 7583 bölü 100 diye bize verildiyse paydada 2 sıfır olduğu için virgülden sonra 2 rakam olmalı. 75,83 diye yazıyoruz. Bunun nedeni aslında şu. Bir sıfır atıyorsun bir virgül sola, sola kaydırıyorsun. Bir sıfır atıyorsun bir virgül sola kaydırıyorsun. 75,83. Hani çarpmada sağa doğru kaydırıp büyütüyorsan olayı burada da sola doğru kaydırıyorsun, küçültüyorsun gibi böldüğün için düşünebilirsin yani aynı mantığı. Şimdi buraya geldiğimde bakın bir sıfır atıyorum bir virgül sola kaydırıyorum. Bir sıfır atıyorum bir virgül sola kaydırıyorum. Ne oldu? 6 virgül 794 haline geldi. Binde 87'yi yazarken payda da Üç tane sıfır olduğu için virgülden sonra 3 rakam olmalı. E o zaman sadece 87 yazarsak olmaz. O zaman ne yazacağım? Virgül 0.87. E tam kısmı da yok. 0.087 diye yazabiliriz değerli arkadaşlar. Yani buradaki temel mantık şu. 87 bakın 87 virgül 87,0'ı ben 1000'e bölüyorsam arkadaşlar. Burada yetmeyeceği için şuraya sola sıfırları da ekleyebilirsiniz. Şimdi bak. Bir sıfır attım hatta onu kırmızı ile yapayım dur. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. 0,087'nin nasıl yazıldığını aslında görmüş olduk. Olay bu arkadaşlar. Şimdi hemen bunları pekiştirelim bakalım. Çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar burada çarpma işlemi olduğu için 1 attım, bir sıfır attım virgül sağa kaydırdım. 1 attım, bir sıfır attım virgül sağa kaydırdım. Ne oldu? 276 böl virgül 3 oldu. Bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. 7 çarpı 10 oldu. Artık o da 70 demek. Burada bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. 125 oldu. Burada bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Bir virgül 9 oldu. Yani her zaman virgülden kurtulacak diye de bir şey yok. Burada bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sağa kaydırdım ne oldu? 8563 haline geldi. Buraya geldim 728'i 10'a böleceğim. Aslında o ne demek? 728,0 728'de aynı şey aslında. Bunu 10'a bölüyorsam arkadaşlar ben bir virgül sola kaydırırım sıfır attığımda bölme olduğu için 72,8 olur. Yani bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım olayını burada da yapabiliriz. 6 bölü 10 demek 10'da 6 demek yani 0,6 diye yazabiliriz. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. Virgül 364 diye bir yazım yok. Neden? Tam kısımda sıfır tam olduğu için sıfır tam 1364 diye böyle yazabiliriz değerli arkadaşlar. Hocam yüzdeydi ama burada hani normal 364 değil değildi 36,4'tü ona da dikkat edelim tamam mı? ezbere gitmeyelim. Şimdi burada ben virgülü kaydırmak için şuraya biraz şöyle sıfır eklemek istiyorum. Şimdi virgülü kaydıracağım. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. Bir sıfır attım bir virgül sola kaydırdım. Ne oldu? 0,025 haline geldi. Bak çok böyle basit yöntem tekniklerden bahsediyorum. Bunları iyi öğrenirseniz aslında gerçekten ee, sizin için de kolaylık olacak, pratiklik olacak. Buraya geldiğimde bakın yine böyle yetmesi için şuralara ne olur ne olmaz sıfırı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bir sıfır atıyorum, bir virgül sola kaydırıyorum, bir sıfır atıyorum, bir virgül sola kaydırıyorum, bir sıfır atıyorum, bir virgül sola kaydırıyorum. Ne oldu? Sıfır virgül sıfır üç yüz yirmi haline. Geldi değerli arkadaşlar yani olay burada e, bu işin mantığını yakalamakta arkadaşlar onu yakaladığınızda zaten hepsi birbirinin hemen hemen aynısı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ondalık gösterimlerde işlemlerin sonucunu tahmin etme diye bir kısım var genelde bu tahmin sanki böyle çok zor bir şey gibi algılanıyor bazen öğrencilerimiz tarafından. Öyle bir şey yok. Yani burada bu işlemin sonucunu tahmin etmek istiyorsak arkadaşlar bunları mesela yuvarlayabiliriz. Yani 4,56 ile 8,3'ü çarpacağımızda 4,56'yı mesela 4,5'tan 5 diye düşünebiliriz arkadaşlar. 8,3'ü de 8 gibi düşünebiliriz. Buradan 5 kere 8'den bu işlemin sonucunu 40 diye tahmin edebiliriz. Sonuç olarak tahmin ediyoruz arkadaşlar burada. Yani hani tahmin ederken bu yuvarlamayı kullanabiliriz. Mesela burada 12,58, 4,25, 15,47, 4,72 bunları toplarken mesela 12,58'i 13 gibi düşünebilirsiniz. 4,25'i 4, 15,47'yi 15. 47, 15. 5. 4,72'yi de 5 gibi düşünebilirsiniz. O zaman bunları topladığınızda bakın 15 5 daha 20 13 daha, 33, 4 daha, 37 olarak böyle tahmin edebilirsiniz. Yani en azından zihinden toplayabiliyoruz bu sayede. Yoksa hani ya hocam ben bunları zaten alt alta toplarım. Ya Orada bir sorun yok. Ya da ben bunları zaten çarpmayı biliyorum. Evet biliyorsun. Ama en azından hani bunun sonucunun buna yakın olduğunu da gözlemlemiş oluyorsun. Yani gerçekten 4,56 ile 8,3 çarparsan gerçekten 40'a yakın bir değer çıktığını da görmen gerekiyor. Yoksa ya yanlış tahmin yaptın ya yanlış sonuç buldun demektir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar ve bitirdik. Evet, ondalık gösterimlerle çarpma, bölme burada sona erdi ama videolarımız gelmeye devam ediyor. Siz de bunlarla ilgili mutlaka pekiştirici, kendinizi geliştirici sorular çözmeyi ihmal etmeyin. Çözemediğiniz sorular olduğunda paniğe kapılmayın. Önce uğraşın, daha sonrasında video çözümlerini izleyerek öğrenmeye çalışın. Eğer sorabileceğiniz öğretmeniniz hani e, vakit el veriyorsa öğretmeninize sormayı da unutmayın. E, sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne diyoruz? Motivasyon, tavan, mücadeleye devam.